Evet, Vetorax nane kekik iksiri. Bu 1 kilo. Bu da yarım kilo olanı. Bundan 7 kapak, şu kapağıyla 7 kapak 1 litre suyu atıp arıların doğrudan üzerine uygulama yapılıyor. Bu ürün arıların bağışıklık sisteminin içinde vitamin var. Bir premikstir. Varroa için kullanılır demek premixler için yasak. Böyle bir ibare kullanılamıyor. Ama devletimizin organik arıcılık tebliğinde nane ve kekik yağı kullanılabilir dendiği için arıcılar bunu genelde o amaçla da kullanılıyor. Ama bir yem premiksidir. Şuruba da katılabilir ama asıl kullanım amacı 7 kapak bunu 1 litre suya karıştırıp fısfıslayıp daha sonra arıların üzerine, peteklerin üzerine, yavruların da üzerine gelse herhangi bir sorun kesinlikle olmaz. Bu üründe yine onlarla aslında aynı bir ürün. İşte 7 kapak oranlaması yapılmış bir ürün. Yani ben uğraşamam bu ürünü. Bunun yanında fısfıs spreyi de veriliyor. Hiçbir şey yapmadan bunu direkt arılara uygulayabiliyorsunuz. Bu bahsettiğimiz üründe sık kullan şeklinde yapılmış bir ürün. Yani bu ürünün sulandırılmış olan hali budur. Bunu doğrudan kullanıyoruz. Herhangi bir 7 kapak falan karıştırmıyoruz. Ama ben bu ürün alacağım, kendim uğraşacağım diyenler de bu şekilde kendileri kullanabilir. Dediğim gibi bir premikstir, yan katkı maddesidir, ilaç değildir. Bu ürün ise Komam Petek iksiri. Yine uzun argeler sonucu yapılmış. Yine bir yan premikstir, ilaç değildir. Bu ürün de yine arılar tüketebiliyor. Geçen seneden kalma ya da hiç fark etmez kalmamış olsa bile petekleriniz kabartılmış olsun, temel petek olsun. Arıya ne zaman petek vereceksiniz, herhangi bir sorun yaşanmaması amaçlı peteğin de üzerinde varsa herhangi bir sorunlar, onları da Allah'ın izniyle çözen bir ürün. Bu ürünü kullandıktan sonra arılar peteklere daha çabuk anarı yavru atabiliyor. Çünkü petek verdiğinizde bunun bir temizleme süreci oluyor. Arılar tarafından, işçi arılar tarafından temizlendiği zaman ancak anarı yavru atabiliyor. İşte bu süreci hızlandıran bir ürün. Aynı zamanda boş kovanlarınıza aktarım yapmadan önce de bu ürünü kullanabilirsiniz. Bu da kovan petek iksiri. Yine bunu da sulandırmıyorsunuz. Yine fısfısı geliyor size doğrudan arıların üzerine püskürtme yöntemiyle uygulanan bir ürün. Bu ürün yine vetomin, içinde vitamin, mineral ve amino asitler var. Çok etkili. Yani muadillerine göre oranlamaları inanılmaz yüksek bir ürün. Piyasada arı vitamini olarak satılan birçok ürün var ama bunların hiçbirisi gerçek bir arı vitamini değil. Yani tavuklar için üretilmiş bir vitamin. Fakat içinde çünkü bakıyoruz, arılara hiç faydası olmayan vitaminler de oluyor. Yani hepsi olur denerek yapılmış hayvan vitaminleri var ama bu sadece polenler baz alınarak arıların gerçekten ihtiyacı olan hangi vitaminleri kullanıyorsa onlar için üretilmiş. Aslında dünyada tek arılar için üretilmiş olan bir premix yani vitamin, yem katkı maddesi. 1 litre şuruba yine 50 damla kadar en güzeli katmak bu ürünü. Zaten ürününde kullanım şeyleri üzerine yazıyor. Yine kek de yapılabilir. Kekin içerisine de 1 litre yerine 1 kiloya baz alarak 50 damla şeklinde ürün verilebilir. Bu üründe diğer ürünün daha geliştirilmiş bir hali. Hem boyca daha büyük. Bu Vetamin Plus olarak vitamin, mineral, amino asit ama aynı zamanda arıların bu vitaminlerden faydalanabilmesi için bir enzim de var. Yine aynı oranlamayla yarım kapak şeklinde bunu da kullanabilirsiniz. Bir kapak da kullanabilirsiniz. Yani fazla kullandığınızda vitaminlere herhangi bir zarar olacak diye bir şey değil. Yine kekin içerisine de rahatlıkla kullanılabilir bu ürünler. Evet, Vetorax Biokontrol tamamen ana arının arı sütü olarak beslendiği ve ömrünün uzun yaşadığı, mitogeninin sentezinin salgılandığı harika bir probiyotik, toz bir probiyotik. Hollandalı bir firmayla ortak çalışarak Türk menşeli bir ürün. Bunu da yine arılarınıza gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şurubuna da atabilirsiniz, kekine de atabilirsiniz. Yani şu uygulamayı hem şuruba şöyle hem şuruba hem de keke rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zaten üzerinde kullanım şekli de rahatlıkla yazıyor. Yani 1 kilo şuruba 2 gram şeklinde yani bir çay kaşığı gelecek şekilde kullanabilirsiniz bu ürünü.
Burada dikkat etmemiz gereken konu şu. Şu iki ürünü şuruba, şunları şuruba katmamak daha uygun olur. Katarsanız ne olur? Bir zararı olmaz. Ama bakterinin etkisini ortadan kaldırmış olursunuz. Çünkü bunlar aktif antibakteriyel. Yani ben hepsini ya da şu ikisini şuruba kattım. Bu doğru olmaz. Çünkü neden? Bu antibakteriyel, bu bakteri. Bu bunu öldürmüş olacak. Bunu şuruba katacaksınız ki ben daha çok püskürtme yöntemiyle uygulamanızı tavsiye ediyorum. Ama bunu diyelim ki püskürtme yöntemiyle uyguladınız. Aynı anda da şerbet verdiniz. Bu mümkün, bu olur. Bunu yapabilirsiniz. Ama şuruba ikisini aynı anda katmak doğru olmaz. Aynı zamanda bu ürünlerden şu ürünleri de, üçünü de suyla da karıştırıp bir gün bekletirseniz eğer ya da 20 saat kadar bekletirseniz bir suyla arıların üzerine de püskürtme yoluyla da uygulayabilirsiniz. İçerisinde bakteri olduğu için bir tortu oluşacaktır suyun. Fısfısı tıkayabilir. O yüzden bir gün bekledikten sonra yani bakteriler aktif bir hale geldikten sonra süzüp çünkü içerisindeki tortular kalmasın süzdükten sonra da fısfısla arıların üzerine direkt doğrudan bu üç ürünü ya da şu iki ürünü ya da bu iki ürünü doğrudan uygulama yapabilirsiniz. Bunlarda herhangi bir mahsur yok. Sadece anlatabilmişimdir. Bu ürünleri bu şekilde kullanmak doğru değil. Çünkü bir tanesi antibakteriyel, bir tanesi bakteri olduğu için. Süzdükten sonra, bu ürünü kullandıktan sonra şu ürünlerden birini süzdükten sonra kalan tortuyu da arının çıtalarının üzerine koyup beslemesini yaptırabilirsiniz. Bu ürün aynı ürün, sadece şişeleri değişik, oranlamaları aynı. Yine oğul tutma iksiri, içinde birçok 40-45 tane aromatik bitkiler var. Yine şuruba katılabilir oğulların ama biz daha çok şuruba katmaktan ziyade bir premikstir bunlar da. Onun yerine bunları yarım litre suya, örneğin şunu aldınız, bu konsantre bir yarım litre bir suya karıştırıp bizim kullanım şeklimiz şu şekilde. Yarım litre suya karıştırdıktan sonra dallara ya da oğul çıkacağını düşündüğünüz boş kovanlara ya yakalan tuzak tarzında yapılan arıların o amaçla kullanabilir. Ama ürün premix olarak hazırlanmış bir ürün. Fakat arıcılar tarafından şuruba katılmıyor. Onun yerine aralığımızda hedeflenen yerlere o eğer biz yokken oğul gelecekse orada çıkacaksa aralığımızda onu kurtarmak amaçlı kullanılan bir ürün. Ya da bahsettiğimiz gibi arıcılar genelde tuzak hazırladıklarında bu ürünü de bu şekilde kullanabiliyorlar. Sedir katranı, bu da Isparta, Antalya yani yörüklerin yaşamış olduğu bölgelerde kullanılan bir ürün. Sedir katranı, sedir ağacından üretilen, sedir ağacının kökünden üretilen bir ürün. Yörükler bunları bir damla şeklinde böyle ağzında da kullanabiliyorlar. Kendileri hayvan yaraları için de kullanılır. Bu da bir premikstir. Arılarda da bunu yörükler genellikle otacılık sektöründe kullanıyorlar. Birer damla her çıtanın üzerine birer damla şeklinde kullanıyorlar. Yine akarlara karşı kullanıyorlar. Tabii bu onların kullanım şekli olduğu için de bundan da bahsetmek istedik.